Bugün hep birlikte tost makinesinde waffle yapalım dedim. Hadi bakalım. Bismillah. 2 yumurta. 1 yemek kaşığı toz şeker. Biraz eksik oldu. Sonra 1 çay kaşığı tuz. Sonra 1,5 bardak un. 1,5 bardak un koyduktan sonra 1/4 ayçiçek yağı. Evet. 1 su bardağı süt. Gördüğünüz gibi hiçbirisini ayrıca önceden vesaire bir şekilde karıştırıp oyalanmadım. Her şeysini içine koydum. İsterseniz bir paket kabartma tuzu koyun. Ben karbonat atacağım. İsterseniz benim gibi karbonat atın. Ben karbonatı seviyorum. Tadını. Bir çay kaşığı karbonat veya bir kabartma tozu. Bir paket kabartma tozu. Hepsini koyduktan sonra benimki şarjlı. Bir karıştıracağım. Bir açıp bakalım. Kıvamı böyle. Zaten hepsinin ölçüsü var. Biliyorsunuz. Karışımımız tamam. Bundan 2 tane büyükçe waffle olur. Yahut da 3 tane küçük waffle olur. Tost makinesini fişe ısına dursun diye. Isınmış olan tost makinesine azıcık ayçiçek yağı süreceğiz. Bunu böyle itelim. Bu arada tost makinesi de 10 yıllık mı 20 yıllık mı? Eski bir tost makinesi. Ama iş görüyor. En kızgın ayarına getirin. Tost makinesini en kızgın ayarına getirin. Birazcık yağ. Elinizi yakmayın bu arada. Benimki iyice ısınlandı. Böyle biraz yandı. Bakın böyle hamuru tost makinesine dökün. Şöyle kaşık yardımıyla yayın. Sizin tost makineniz daha yeni olabilir. Buranın teflonları daha iyidir. O yüzden de daha güzel olabilir. Tam yarıya bölmek istiyorum. Onun için birazcık daha koyayım. Kenarları da boş kalmasın. İncesi güzel oluyor. Waffle'ın incesi güzel oluyor. Onun için inceltmeye çalıştım ben. Ama hamurunun tadı zaten çok güzel. İnceltmeseniz de hamurunun tadı güzel olduğu için seveceğinizi düşünüyorum. Güzelce yaydıktan sonra tost makinesini üzerine kapatın.
Sesi duyuyor musunuz? Pişme sesi. Bence bu yeter. Şimdi bunu alalım. Yine benim sevdiğim tabak pişmiştir. İkinci waffle hamurumuzu koyalım. Bu pişerken de diğerinin üzerini hazırlayalım. İkinciyi de aldık. 3 tane olacak hamurumuz. Çok da az yapmamışız yani. Ne koymuştuk? 2 yumurta, 1 bardak süt. Ben bunu size açıklamasına yazarım. Şunları şunları koyduk diye. Bu arada hamuru böyle sıyırın, israf etmeyin. Günah olmasın. Bu sefer hiç yaymadan kapatıyorum. Çünkü böyle de güzel oldu. Bakalım nasıl olacak. Waffle hamurumuzun üzerine çikolata sürelim. Ben Nutella markasını seviyorum. Siz de hangi markayı seviyorsanız o marka çikolatayı alın. Waffle'ınızın üzerine sürün. Çok kalın sürmeyin. Fazla gelir sonra. Bir de fındık ezmesi sürelim. Birazcık da. Fındık ezmesi de Fisco Birlik. Bu markayı ben seviyorum. Şuna yardımıyla indirelim. Aslında bu waffle'ı toparlayıp yiyeceğimiz için çok da fazla yayılmasa da olur. Yani şöyle ara ara sürün. Fındık ezmesini ben çok severim. Siz de seviyorsanız waffle'ınızda kullanabilirsiniz. Sonra waffle'ın üzerine dondurma da koyuyorlar. Ben bugün kaymak aldım. Onun için kaymak, evde kaymak var. Kaymak koyacağım ben. Siz dondurma alabilirsiniz, koyabilirsiniz. Benim gibi kaymak da koyabilirsiniz. Ben kaymağın çok yakıştığını biliyorum. Ne oldu şimdi? Çikolata, fındık ezmesi, kahvaltılık kaymak. Kahvaltılık kaymak. Evet. Bu da tamam. Sonra şöyle doğradığım meyveler var. Bu meyvelerden üzerine canınız nasıl istiyorsa bir şekil yapın. Kivi, muz, çilek yakışacaktır. Şimdi
Ben sizin için bunun tadına da bakmak istiyorum. Gerçekten çok güzel olmuş. Çarşıda satılan wafflar bunun eline su dökemez. Çok güzel. Yapın ve yiyin. Afiyet olsun.